Odadaki kandillerin hepsini toplayın. Kutsal emanetler sultana ulaşana kadar benden başkası dokunamaz. Alın. Ben kutsal emanetler için ardımda çok leş bıraktım Taci Mülk. Benim vermediğimi benden alamaz. Arkadaşlar selamun aleyküm. Başa Hatun Seferiye Hatun'un aklını yitirmesinin sebebi olarak Terken Hatun'un kandillerine koyduğu ilaçtan olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bu durumu kim ortaya çıkaracak? Selçuklu Sarayı'nda Seferiye Hatun'un hastalığına çare bulmak için tüm hekimler seferber olsa da bir sonuca ulaşamamışlardı. Seferiye Hatun'a odasında refakatçi olarak duran yardımcısının da aynı duruma düşmesinden dolayı Melik Tapar'ın eşi Gevher Hatun'un Hatun anamıza refakat eden refakatçının da aynı hastalığa yakalandı demesinden sonra odada tatbikat yapan Melik Tapar hadisenin kandildeki zehirlerden olduğunu anlayıp kandillerin toplanmasını isteyecektir. Fakat kandile o zehri koyanın kim olduğunu henüz bulamayacaktır. Sarayda bu olay üzerine detaylı bir şekilde araştırma yapılmasını isteyen Sultan Melikşah, Terken Hatun'un yaptığı bu oyunu Melik Tapar'ın hanımı Gevher Hatun ortaya çıkarabilir. Çünkü Gevher Hatun, Hatun Ana hastalanmadan önce son odaya giren Terken Hatun olduğunu görmüştü. Bu olaydan yola çıkarak Terken Hatun'un öyle bir girişimde bulunduğunu Gevher Hatun sayesinde Melik Tapar ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hakkında yeni analiz videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.